Gel. Hah, gel canım gel. Seninle konuşmak istediğim bir mevzu var. Otur şöyle. Hayırdır inşallah beyim? Hayır, hayır. Şu Söğütlü'de yapacağımız villalar için toprağı genişletmek istiyorum. Yandaki tarlayı da alayım istiyorum. Pek güzel beyim. İyi olur. İyi de yani bunun benimle ne alakası var, ben bunu anlayamadım. Ya ben bu tarlaların sahibini tapudan araştırdım. Senin köylünmüş bu adam. Gidip konuşmanı istiyorum. O topraklar çok verimli arazilerdir beyim. Ya bilemedim şimdi satar mı satmaz mı? Ya kardeşim o yüzden seni gönderiyoruz ya konuş diye. Ne yap ne et ikna et işte. Azer Bey Edirne'nin iki katını verecek dersin. Değerinin iki katını mı? Beyim bu işten benim çıkarım ne olacak? Lan Kahya, senin bir menfaatin olmasa yaralı parmağı işemez misin lan sen, ha? Aşk olsun bey, biz müttefikiz. Unuttun mu? Ya bir antlaşma yapalım. Ben köylümden tarlayı satın alayım. Sen de bana siteden bir tane villa ver. Ne? Ne diyorsun lan sen? Ne villası lan? Lan sen kimsin villada oturuyorsun cülüm? Siktir git lan buradan. Lan çık! O halde bana müsaade beyim. Dur lan dur! Geç otur lan şuraya konuşalım. Geç otur şuraya. Canip, Allah senin belanı versin. Sağ ol beyim. Şimdi bir acı kahveni içerim. Ya senin ne işin var burada? İnsanın meyhanede ne işi olur? İçmeye geldim tabii. O da doğru ya. Buyursana oğlum. Hoş geldiniz Seyit Bey. Buyurun emredin. Bir bardak da bana getir. Muzaffer'e söyle iki şiş atsın ocağa. Yalnız yağsız olsun. Emredersiniz bey. Otur. Ah. Uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Anlaşılan sen iki akşamda bir buradasın değil mi? Anladım ben. Sen yine bana zılgıt atmaya geldin. Tam tersine. Seninle şöyle baş başa içmeye geldim. İyi, hoş geldin. Akşam olunca herkes odasına çekiliyor. Kendine bir eğlence buluyor. Sen de böyle içmeye çıkıyorsun dışarı. Biz de insanız. Bizim de canımız var değil mi? Yani insan bir sıcak nefes, bir ses istiyor. Baba, sadede gel istersen. Sağ ol. Yeter. Hadi sağ olun. Anan da sen çok çabuk bıraktı gitti beni. İhsan da sen okuyacağım diye tutturdu. Bir dakika bile durmadı Sarıgül'de. Gelince çok sevindim. Ama bu sefer de temelli gitti. Yani demek istediğim, sen yanımdasın. Yanımdasın ama yanımda değilsin de. Niye acaba? Ben hep senden çekindim baba. O yüzden mi benim başıma asi oldun? Baba asi oldum da ne oldu ya? Ben bir kız sevdim baba.
Günah mı? Peki şimdi ne olacak Azer? Ne olacak bu işin sonu? Bütün ömrünü bu aşk için heba mı edeceksin? Ha Azer? Bak Azer. Seni evde bekleyen, seni seven bir karın var. Hiç mi bu kızın hakkı yok senin üstünde? Ha? Bırak şu takıntılarını bir yana. Evine git. Karını sev. Yani... bir çocuk yap işte. Baba ol baba. Dünyada hiçbir aşk, hiçbir sevgi çocuğunu kucağına aldığın zamanki mutlulukla kıyaslanamaz. Anladın mı? Baba, insan yüreğinde hissettiğini inkardan gelemiyor baba. Oğlum, aslanım, zaman geçiyor ama ya. Kadir tarlasını satmıyor beyim. Ne dediysem ikna edemedim. Ne demek satmam diyor lan? Ne demek? Canip, sen bu adama durumu doğru düzgün anlattın mı ha? Barazoğlu Azer Bey senin toprağına talip dedin mi kardeşim? Elbette dedim beyim. Demez olur muyum? Yalnız bu Kadir Rıza Bey'e güveniyor herhalde. Rıza'ya mı? Vakti zamanında Rıza hediye etmiş ya tarlayı ona. Arkamda Rıza var demeye getiriyor lafı. Yoksa neyine güvenecekti kafa tutacak sana? Rıza ona toprağı verdiyse ben de almasını bilirim. Parayla pulla olmuyorsa bu işler. Başka yöntemler de var Canip. Şey beyim, benim şu işi bir resmiyete döksek diyorum. Benim de içimi ferahlatsa. Hangi işi lan? Villa vereceğine dair söz verdin ya. Hani bir antlaşma sözleşme imzalasak. Allah Allah. Sen adamı ikna ettin mi Canip, ha? Adam satmaya hededi mi? Yok. Bak satmam diyor herif. Eninde sonunda satacak. Ama... önce satsın, sonra sözleşme yaparız Canip. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlamadan seninle işmiş yapmam. Ben sana acı bir kahve söyleyeyim Canip. Canip her şeyi anlattı Azer. Şu toprağını satmayan Kadir için ne yapmayı düşünüyorsun? Herif arkamızdan atı tutuyor baba. Rıza'ya güveniyor it oğlu it. Mesele ne baba? Ya bu Söğütlü'de yapacağımız villaların inşaatı için arsa bakıyoruz ya. Bir tanesini sahibi satmıyor. E peki bu arsayı almadan olmuyor mu bu iş? Olmuyor. Herif çoğulunun arsası benim alacağım arsanın tam ortasında. Azer değerinin iki katını vermiş. Hatta başka nerede tarla istersen sana vereyim demiş ama... Aması ne peki? Ya bu Herifçioğlu'nun da zamanında Rıza vermiş toprağa. Şimdi Rıza'yı arkasına almış, bize kafa tutuyor işte. O halde bir dakika bile düşünmeye gerek yok. Geri adım atarsak Barazoğulları Rıza Bey'den korktu derler. Ya biraz sakin ol istersen. Ben sakinim anne. Ama bir işin içinde Rıza Bey varsa mutlaka bir alçaklık vardır. Ben bunu söylemek istedim sadece. Seni anlıyorum kızım. Anlıyorum ama şimdilik itidalli davranmak lazım. Bir de Kadir'i dinleyelim ha. Kaya'ya söyle yarın o adımı getirsin buraya. Tamam baba. Gelmem mi diyor? Ben çağıracağım o gelmeyecek ha. Kim zannediyor lan benim kendini? Arkamda Rıza Bey var diyor efendim. Rıza Bey'e gitmiş. Rıza Bey de sakın satma onlara demiş. Hiçbir şey yapamazlar sana demiş. Rıza ne karışıyor bu işe? Bir tarla verdi diye. Onun için mi? Neden olacak baba? İşimize taş koymak istiyor. Barazoğullarının zenginleşmesini ister mi o şerefsiz? Rıza küçük hesaplarla uğraşmaz. Küçük hesaplar mı? Ya baba Allah'ını seversen bu adam abimi öldürdü sustuk. Gitti masum bir kadını öldürdü sustuk. Aa, açma gene o meseleyi. Mevzuları açmayın mı? Bu mevzular hiç kapanmadı ki baba. Bak Dilan'ın dediği gibi biz şimdi vazgeçemeyiz. Rıza yüzünden biz bu işten vazgeçersek millet bize teneke çalacak baba. Rıza'ya haber sal. Seyit Bey bir saate kadar Kartal Tepesi'nde buluşmak istiyordu. Şu işin aslını astarını bir daha soralım bakalım. Başüstüne beyim.
Lan bu Kadir Rıza'ya ne demiş, ne söylemiş ki? Herifi çileden çıkarmış. Rıza'yı hiç bu kadar kinlenmiş ve hırslı görmemiştim. Azer, oğlum. Rıza Kadir'i tehdit ettiğine dair laflar etti bana. Bana doğruyu söyle. Kadir'i tehdit ettin mi? Ya baba, kurban olayım şu gerçeği gör artık ya. Vakti zamanında ona ait olan bir tarlayı almak istememi bile Rıza tehdit olarak görüyor baba. Rıza'nın amacı artık belli baba ya. Bak önce abimi öldürdü. Şimdi de bu mevzuyu kaşıyarak kavga çıkartmak istiyor. Bu adam bizim ailemizi zayıflatıp yok etmek istiyor baba. Sen ne diyorsun Dila? Dila. Azer haklı. Rıza'nın o köylü korumaya çalıştığı falan yok. Resmen ailemize karşı bir savaş başlatıyor bu adam. Bir dakika sakin olun Allah aşkına. Adamın birinin bir zamanlar Rıza Bey'den aldığı arsa yüzünden silahlar mı çekilecek yani? İki taraftan birinin geri adım atması gerekmez mi sizce? Yani burada kan dökülmesinden endişe duyan bir tek ben miyim? Burada söz konusu olan Barazoğlu ailesinin 150 yıllık adı ve şerefidir Eren Hanım. Bu uğurda gerekirse silahlar da çekilir, kan da dökülür. Seyit Bey, siz kan dökülmesin diye çok uğraştınız. Büyük erdem gösterdiniz. Şimdi basit bir mesele için barışı bozmaya değer mi sizce? Barışı bozmayı, kan dökmeyi elbette istemiyorum. Dediğiniz gibi bunun için çok uğraştım. Ve hala vicdanımla savaş halindeyim. Ama bu konu için fevri adım atmayacağız. Lakin geriye de çekilecek değiliz. Baba, kurban olayım bırak bu meseleyi ben kendi bildiğim gibi halledeyim ha. Bu sefer güven şu oğluna. Döne, ben tarlaya gidiyorum. Güle güle. Selamun aleyküm Kadir Efendi. Aleyküm selam Azer Bey. Sen içeriye gir. Eline sağlık. Ne güzel yapmışsın burayı. Aferin. Aferin demek için gelmedin herhalde. Yok. Bak güzel kardeşim, sen akıllı bir adama benziyorsun. Ben kimse mağdur olsun istemiyorum. Ama sen pazarlık yolunu kapatıyorsun Kadir. Bak dert paraysa o çok kolay. Bana bu toprak lazım Kadir. Ha? Ben diyeceğim dedim. Benim sattık toprağım bu. Kadir sen Ziya'yı bilir misin? Ziya Paşa'yı. Yok mu yani şu meşhur Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayan Kadir'in hakkı Azer'dir diyen. Bak güzel kardeşim. Ben seni güzellikle uyardım, tınmadın. Sert çıkıyorum, sallamıyorsun. Kadir. Bana da seni bir temiz dönmekten başka çare bırakmıyorsun kardeş. Önce mala, cana değil. Dur! Dur Allah'ın belası, yapma! Bana bak lan Kadir Efendi. Sana yarına kadar mühlet. Ben şimdi gidiyorum. Yarın geldiğinde burayı satmaya karar vermezsen şu zımbırtıyla yapmadığım şeyi makinelerle yapar burayı yıkarım. Seni de buraya gömerim. Tamam mı? Rıza Bey bu yaptığını görünce seni nereye gömecek bakalım.
söyle. Beni bu hale Azerbaycan soktu da gelsin seni kurtarsın, tamam mı lan? Keşke dövmeseydin adamı. Haklıyken haksız duruma düştüm. Rıza dedi lan, Rıza. Onun ismini duyunca cinlerim tepeme geldi Canip. Ne yapayım, tutamadım kendimi ben ya. Adamı dövdüğün babanın kulağına giderse... Sen kimseye bir şey söylemezsen kimsenin kulağına bir şey gitmez Canip. Tabii hala villayı istiyorsan, ha? Güzel. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ne oldu Azer? Hallettiniz mi? Vallahi baba Kadir'le konuştum. Bu sefer Eder'in 3 katını vereceğimi söyledim. Uzatmaması gerektiğini söyledim. Bakalım. Kabul etti mi? Beyim bir düşüneyim dedi ama kabul edecek. Bana bak. Korkutmadın değil mi adamı? Güzellikle halletseydin. Tabii tabii. Korkutma yok baba, güzellikle. Dediğim gibi ya, bir sorun çıkacağını hiç zannetmiyorum. İyi. Hayrola ya? Cowboy filminin içine mi düştük Canip? Ha? Kadir? Bunlar kim? Akrabalar mı? Bizi Rıza Bey'im gönderdi. Dön git. Yoksa kan dökülecek. Dökülür. Ama bizimki değil. Sizinki. Hadi bakalım. Şimdi bu işi Kanice Kalesi müdafaasına çevirmeden basın gidin. Hadi! Yallah. Bakarak olun bunlara. Kadir! Gel Kadir, gel. Haydar Bey, Azer burada. Gel lan, korkma. Beyim. Azer Kadir'in evini basmış yine. Yanında iş makinesi de varmış. Bir sürü de silahlı adam. Bizimkileri ara. Beni beklesinler, bir şey yapmasınlar. Yalnız diğerlerini de alalım yanımıza. Daha kalabalık olmamız lazım. Kadir, sen niye inat ediyorsun kardeşim, ha? Niye? Ya ben kimseye zarar gelsin isteyen bir adam değilim Kadir. Ama benim de sabrımın bir sınırı var Kadir, ha? Satmayacağım dedim Azer Bey. Satmayacağım. Seyit Bey, beyim. Azer sana her şeyi güzellikle hallettiğini söyledi. Ama artık ben saklayamayacağım. Ne oldu Canip, anlat. Öyle yaptım olmadı, böyle yaptım olmadı. Sen laftan anlamıyorsun. Benim sabrım yok dedim değil mi sana? Günah benden gitti Kadir. Yık. Yıllarımı verdim bu toprağa. Durdur şu dozeri Azer Bey. Allah aşkına durdur bu dozeri. Dur. Yıkamazsın. Dur, yıktırmam sana. Dur. Bırak. Dur. Yıktırmam sana. Ne
Hazır. Hiçbir vicdan yok Azer. Azer. Hiçbir vicdanın yok. Dur. 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 Oh. Oh. Azer. Canına mı susadın sen? Köpek! Lan durmasana, ne duruyorsun? Rıza! Bu işe karışma sen. Ulan Azer, ben sana dikenli düzde karşıma bir daha çıkma seni öldürürüm dedim mi? Demedim. Al lan git buradan. Karşındayım işte Rıza. Öldürsene kolaysa. Azer beni sınama. Bak insanın ölümünden sen sorumlusun. Burada da aynı hatayı yapma. Al adamlarını git buradan. Yapıyorum Rıza. Aynı hatayı yapıyorum. Ne olacak? Rıza! Baba, senin ne işin var burada? Sabrım ne kadar büyükse... ...öfkem de o kadar korkunçtur demiştim sana. Ben de her firavunun bir Musa'sı vardır demiştim Seyit Bey. Baba, girme araya, git buradan. Sen sus! Seninle sonra konuşacağım. Bu iş çok uzadı Rıza. Al adamlarını çek git buradan. Boşuna kan akmasın. Eğer Kadir'i rahat bırakmazsanız... ...burada oluk oluk kan dökülecek Seyit Bey. Senin derdin Kadir'i korumak değil. Senin derdin Barazoğullarına kafa tutmak. Rıza, biz kafayı dille tartarız. O dil çok uzadı mı? Kökünden kesip atmasını da biliriz. Vahşi vatan burası. Seyit Bey, Rıza Bey. Yüzbaşım, size saygımız sonsuzdur ama... Aması ne? Karakolda anlatırsınız derdinizi. Yürüyün. Komutanım, ben bu adamdan şikayetçiyim. Bunu da alın.